Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mavi bayrak asma törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, tabii Akçakoca nadide bir inci. Özellikle iki metropolün arasında, iki büyük megapolün arasında yaklaşık 25-30 milyon nüfusun tam ortasında, ulaşım anlamında hem İstanbul'a hem Ankara'ya yaklaşık 1,5-2 saat mesafede önemli bir Karadeniz'in sahil kasabalarından, hatta en önemlisi. Bugün de inşallah ilk mavi bayraklı plaj burasıydı Karadeniz'de. Zannedersem iki tane daha plajımız kazandırıldı daha sonradan başka bölgelerde ama Akçakoca'nın tek mavi bayraklı plajı. Bugün burada inşallah sezonu açıyoruz. Sezon için bismillah diyoruz. Tabii bir gün sonra da Ramazan başlayacak. Belki bir ara vereceğiz. Ondan sonra tekrar Ramazan Bayramı ile beraber turizmin en yüksek noktada olacağına eminiz ve hazırlıklarımızı da o noktada tamamladık. Tabii mavi bayraklı plajlar standartların en yüksek noktada olduğu, her türlü eksiğin uluslararası anlamda belirlenmiş standartların tamamıyla uygulandığı plajlar. Şamandırasından tutun da can kurtaran hizmetine kadar, engelli tuvaletlerinden soyunma kabinlerine kadar, İşte plajlarda gördüğümüz engellilerin denize ulaşması noktasındaki bariyerlerine kadar birçok standardı içerisinde bulunduran plajlar. Ve dikkat ederseniz yazları özellikle deniz suyu sıcaklığı verilir haberlerde. O deniz suyu sıcaklığı da mavi bayraklı plajların olduğu ilçelerin sıcaklık suyudur. Yani NTV'de bunu görürsünüz. Akçakoca'nın deniz suyu sıcaklığını veriyor. Böyle de bir özelliği var. Tabii geçen yıl da mavi bayrak asma törenimizi yapmıştık. Yalnız birçok eksiklerimiz vardı. Yetiştirememiştik. Bu yıl soyunma kabinlerini tamamen yeniledik. Birazdan gezeceksiniz. Baştan aşağı. Tuvaletlerimizi, duşları, engelli tuvaletini, bir engelli deniz bisikleti aldık. Orada görüyorsunuz lastikli. Engelli vatandaşlarımızın denize ulaşması ve yüzmesi noktasında. Mutfağımızı yeniledik. Kamera sistemini kurduk tekrar. Kameralarımızın sayısını arttırdık. Mescidimizi yeniledik. Mescidimizi tamamladık. Ferforjelerimizi, korkuluklarımızı yeniledik. Geçen sene çok kötü bir görüntüsü vardı. Can kurtaran malzemelerimizi de yeniledik. Yani sıfır kilometre hepsini sağladık. Ve bu çalışmada emeği geçen öncelikle destek hizmetleri müdürüme ve kültür müdürüme teşekkür ediyorum. Onların emeği büyük. 3 ya da 4 yıldan beri plajlarımızın belediyeye devriyle ilgili bir istekte bulunulmuştu Maliye Bakanlığı'nda. Hiçbir boğulma vakası gerçekleşmedi. Tabii 3 tane jet ski'miz var. Bunun sayısının artması lazım. İnşallah bu noktada valimizden ve Düzce Belediye Başkanımızdan da destek sözünü aldık. İl başkanımız da buradayken inşallah onun da desteğini esirgemeyecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Şivide'nin güç arasıydı. Kırıl kırıl akıyor. Geçenlerde temizliğini de yaptık. Yalnız biz vatandaşlarımıza ne kadar söylerse söyleyelim. Dün de en iyi temizlik kirleri mi Hakkımızda da ücretsiz bir şey.